Bunu şimdi gösteridir, işte fikir hürriyettir vesaire o şekilde zaten değerlendirmediler de. Şimdi buraya gidene kadar Türkiye'nin yaptığı uyarılar vardı. Terör örgütlerini himaye etmesi, devam etmesi halinde bu işin çıkmaza gireceği çok en üst perdeden, en üst Türkiye'nin en üst yetkilileri tarafından çok açık bir şekilde belirtildi ve uyarıldı. Sonra ne oldu? İsveç Başbakanı tuttu. Türkiye'nin istediği her şeyi veremeyiz. Bizden istediğiniz her şeyi veremeyiz dedi. Şimdi İsveç benim özel olarak ilgilendiğim bir memleket. Niçin? Benim validem Türk vatandaşı, aynı zamanda İsveç vatandaşı. Uzun yıllardır İsveç'te, Türkiye'den İsveç'e gidip geliyor. Oradan emekli oldu, İsveç'ten emekli oldu. Çok sık oralarda işte arkadaşlarımız var, dostlarımız var. O vesileyle gidip geliyoruz, bilgi alıyoruz. Şimdi çok açık bir şekilde terör örgütü PKK'yı ve diğer terör örgütlerini en fazla himaye eden ülkelerden birisi. Şimdi İsveç baktığınız zaman tarafsız bir ülke gibi gözükür. İşte müreffeh ülke, kimisi işte özenir oraya. Ama terör örgütlerine çok fazla kucak açmış ve bunun da sıkıntılarını çekmekte olan bir ülke. Şimdi ben gittiğim zaman orada İsveçlilerle hani ne düşünüyorsunuz? Ne yazık ki bu kabul ettiği PKK'lıları da hani genel bir şey vardır. Türkler. Yani buradaki Türkler, İsveç'teki Türkler. PKK'lı da olsa, FETÖ'cü de olsa Türkler olarak kabul ediliyor. Ve onların yaptıkları da Türklere veya işte Anadolu'ya mal ediliyor ne yazık ki. Çok kötü bir durum oluşuyor. Çok kötü bir algı oluşuyor ama bu algıyı besleyen kendileri. Şimdi İsveç öteden beri Türkiye'deki misyonerlik faaliyetleri açısından çok belirgin bir ülkedir. Öyle İsveç hani hep İngiltere'den bahsedilir, Yunanistan'dan bahsedilir, Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsedilir vesaire. İsveç'ten çok bahsedilmez Türkiye'de ama Protestan kilisesi üzerinden çok yoğun misyonerlik faaliyetleri yapar. Artı biliyorsunuz bir Ermeni soykırım, sözde soykırım müzakereleri olmuştu meclislerinde. Bakın hani Fransa'da falan Ermenilere soykırım uyguladığımız yalanı ortaya atılır ve parlamentoları bunu kabul eder. Bunlar daha ileri gittiler ve sadece Ermeniler değil, başka unsurlar da mesela işte Keldaniler, bir bakayım şöyle farklı farklı unsurları da Asuriler, Süryaniler, Keldaniler, Pontus Rumları ve diğer Hristiyanlara Türkiye'nin, Türklerin soykırım uyguladığı yalanını meclislerinden geçirmişlerdir. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın tepkisi çok kesin ve çok net, çok ağır olmuştu. Türkiye'nin net tepkisi çok ağır olmuştu. Şimdi bir yandan da Türkiye'de etnisite üzerinden ve mezhep üzerinden, yani Aleviliği istismar ederek de ayrımcılık rüzgarlarını körükler İsveç. Böyle öteden beri yaptığı Türk Cumhuriyetlerinde, Türk Cumhuriyetlerinin eski hallerinde, eski o topraklarda yaptıkları bölücülük faaliyetleri vardır. Şimdi Türkiye tabii şu konjonktürde Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi söz konusu olunca Batı büyük bir güvenlik endişesine düştü. Rusya'yı da biraz hafife almanın, Ukrayna'yı kışkırtıp Rusya'yı iyice zayıflatacaklarını düşünmenin, yanlış hesaplar yapmanın faturası olarak büyük güvenlik bunalımına düştü. Ve tabii İsveç ve Finlandiya da Türkiye'nin tam manasıyla eline düştü. Ama buna rağmen şimdi başbakanları diyor ki bu bir provokasyondur. Dışarıdan baktığınız zaman gerçekten de NATO sürecinde Türkiye'ye bu kadar ihtiyacı olan bir ülkede böyle bir şeyin yapılması. O zaman provokasyonsa İsveç Başbakanı, İsveç'in siyasi iradesi sisteme hakim değil demektir. Yani bir zamanlar Türkiye'de vardı bu biliyorsunuz. Darbe yapılırdı ama darbenin yapılacağından ve darbe hazırlıklarından başbakanın haberi olmazdı. Ta neden sonra haberi olurdu? İş işten geçmiş olurdu. Şimdi o zaman İsveç'in şöyle bir problemi var demektir. İsveç derin devleti. Biliyorsunuz başbakan cinayeti bile olmuştur orada. İsveç derin devleti. Belki İsveç'in istihbaratındaki derin yapılanmalar, tıpkı Türkiye'deki FETÖ süreçlerinde olduğu gibi sabote ediyorlar bu işi. Şimdi bu İsveç'in çözebileceği bir problem. Türkiye'yi ilgilendiren tarafı,
Türkiye şu anda üçlü mutabakatın gereğinin yerine getirilmesini istiyor. Ne istiyor? Çok haklı bir şekilde. Bakın, Batı'nın tutumundan öteden beri rahatsız Türkiye. Fehri Erdal orada kolunu sallayarak dolaşır. Bir başka yerde. Öbürü dolaşır. Ve Türkiye'ye karşı terörist faaliyetlerin merkezleri haline getirilir. Şimdi İsveç'ten Türkiye'nin talebi belli. Ve İsveç'in de Türkiye'den talebi belli. Bir protokol imzalamış. O protokolde FETÖ terör örgütü olarak altı çizilmiş. PKK terör örgütü ve PYD uzantılarında terör örgütü olduğunun altı çizilmiş. O zaman terörü himaye etmeyeceksin. Yani şöyle göreceksin. DAEŞ neyse PKK'da odur. Eğer DAEŞ ile PKK arasında bir ayrım yapıyorsan sen terör örgütleri arasında bir ayrım yapıyorsun demektir. Terör örgütlerine arka çıkıyorsun demektir. Efendim başbakan kendi derdine yansın. Yani başbakanları bu bir provokasyondur. Olabilir. Bilemeyiz. Kendi iç işinizdir. Bunu siz çözeceksiniz. Eğer İsveç gerçekten iddia edildiği gibi, birilerinin iddia ettiği gibi, bir takım kompleksli insanların iddia ettiği gibi demokrasinin kamil manada yaşandığı bir yerse, insan haklarına gerçekten saygılı bir yerse, teröre gerçekten karşı bir yerse, bunu ispatlayacak aynesi iştir kişinin. Dolayısıyla biz ellerindekileri Türkiye Cumhuriyeti Devleti istiyor. Şimdi bu adımı atmak zorunda. Madem başbakanları diyor ki bu bir provokasyondur, biz bu rezil eyleme, bu çirkin eyleme, bu alçakça eyleme katılmıyoruz, telin ediyoruz, bilmem ne yapıyoruz, ama lafın bir anlamı yok. Türkiye masanın üzerindeki kediyi görmek istiyor. Efendim teröre karşıyız. Teröristleri himaye ediyorsun. Türkiye'deki bölücü faaliyetleri kışkırtıyorsun. Türkiye'de istediğin gibi misyonerlik faaliyetleri yapıyorsun. Ve ülkende o rezil gösteriye ya göz yumuyorsun siyasi irade olarak ya da engel olamıyorsun. Ya acizsin ya da işbirlikçisin. Şimdi işbirlikçi değilsen acizsin. O acizini gider. Derin devlet, İsveç derin devleti, eğer İsveç'in ne diyeyim, milli iradesi mi diyeyim, seçilmiş otoritesi mi diyeyim, ne diyeyim, ona hakimse, o zaman İsveç'in durumunu herkes görsün. Yani desin ki Türkiye'yi eleştiren Batı ve Türkiye'deki Batıcılar, Batı özentileri, Batı mukallitleri, Batı hayranları, Batı muhipleri, görün ki İsveç diye göklere çıkarttığınız, ki bakın çok şey yapmak istemiyorum, süre sınırımı da aşmak istemiyorum. İsveç'te öyle hani Türkiye'den bakıldığı zaman o ne kadar güzel memleket, işte efendim sosyal haklar çok fazla, sosyal devlet vesaire, hiç de öyle değil. Bir yer almaya kalktığınız zaman, bir ev falan sahip ev satın almaya kalktığınız zaman ömür boyu değil nesiller boyu borçlanıyorsunuz. Ve bir hani özel mülkiyet gibi bir şeyin yolu son derece açık. Hani görünüşte sizindir ama gerçekte sizin değildir. Sonra sağlık sistemi. Sağlık sistemi çökmüş. İsveç'teki Türk vatandaşları tedavilerini orada gördüremezler kolay kolay. Gelirler. Tedavileri için Türkiye'yi tercih ederler. Tercih etmek zorundadırlar. Hem ciddi tedaviler için randevu alamazlar. Hem bunların da maliyetleri vardı. Öyle hani Türkiye'deki gibi git her türlü tedavini devlet yapsın. Öyle kolay değil o işler orada. Dolayısıyla orada yaşayan, şu anda bizi izliyorlardır, İsveç'te yaşayan vatandaşlarımız çok iyi bilirler ki Türkiye'de sağlık hizmetleri de çok daha gelişmiş durumdadır. Şimdi böyle deyince bak sen işte İsveç'ten gelişik mi bizim sağlık sistemimiz? Hayır. Şu anda yani isterseniz İngiltere'den bahsedin, isterseniz İsveç'ten bahsedin, Danimarka'dan bahsediniz, Finlandiya'dan bahsediniz, nereden bahsederseniz bahsedin, Türkiye'nin sağlık hizmetleri noktasında da çok daha iyi bir durumda. Şimdi bu tek dişi kalmış canavar gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. İsveç şu anda ya terör işbirlikçisi bir devlettir ya da siyasi iradesinin provokasyonlara, tezgahlara karşı aciz kaldığı, derin devlet karşısında aciz kaldığı bir devlettir. Dolayısıyla İsveç derdine yansın. Türkiye'de herhalde bu üçlü protokolü de bir daha gözden geçirecektir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.